Evet, Last of Us sezon finali. Oraya bakar yaklaştık. Nereye? Oraya baktı zaten. <laughs> Böyle, evet. evet, Last of Us sezon finali. Yeni ailesini yaptı. Hayır, oraya bakıyorum. Sen başla o zaman. Evet, Last of Us sezon finalinde iyiyiz. Buyurun, bak, Hanım. Nasıl geçti sence Last of ilk sezonu? İlk bölümü çekmiştik hatırlarsanız ilk bölümde. Dedik aa ne güzel işte aynısını yapmışlar da ne gerek vardı da ama güzel de yapmışlar da. Pedro o baba dedi dedi. Ay kız da çok tatlı falan. Özet geçtim. Sezon finalinde neler oldu? Komple bir sezonu şöyle bir gözümüzün önünden geçirdiğimizde neler hissediyorsun? Tatmin etti mi seni? Oyunu oynadığımız zaman ne hissediyorsam onları hissediyordum. Yani... Oyun oynadığında da sen Mih. falan... <laughs> Genel olarak bütün sezon boyunca şeydeki hype'ı yakalayamadım ben. Ee, i̇lk bölümü izlediğimiz zamanki hype'ı yakalayamadım şundan dolayı. İlk bölümde oyunda gördüğümüz şeyler dışında da bir öykü görebilmiştik bir nebze. Mesela beni diziye en çok yükselten şeylerden bir tanesi Açılış mantar muhabbetini, Hı. mantıklı bir altyapı oluşturma sahnesi diyeyim o sahnenin varlığıydı onun gibi daha çok şey olacak diye bekliyordum ama. genel ama sezonu öyle şeyler yaymaya çalışmışlar anladığım kadarıyla ee, hani ne var ki hatırladım benim de hatırladığım bir o sahne var Hı -hı. bir de elinin e, şeysini yapmışlar işte Nedir left behind mı diyorsun? Yok left behind zaten oyunda da var evet, olan evet. bir şey. Oyunda bir şey çıkmamışlar. Ha, elinin nesini? Elinin bağışıklığının sebebini biraz anlatmışlar yani ya, şundan ha, dolayı annesi olmayı, geliyor. var gibi, gibi bir şey. Ona bağlamışlar. Onun dışında sebebini merak ettiğimiz yani oyunda şu niye oldu diye sorduğumuz ama cevabını alamadığımız ha. bunun gibi şeyleri daha çok görmek istiyordum. Hani. Ha. Oyun dışında da çünkü bunu yapabiliyorlarmış belli ki. Şey hikayeyi derinleştirmeye çalışmışlar güzel de olmuş daha da derin işte madem yapabiliyorsunuz ha, zaten diyor galiba Pedro Pascal'la bir sezon geçirecekmişiz galiba onda <laughs> biraz şöyle bir aldığım duyumlara göre hmm, hmm. ikinci sezon bizim şimdi ikinci oyunda birinci oyun arasında bir zaman var ya belli bir süre geçiyor hmm. eli büyümüş John işte şey yaşlanmış hmm. falan o aradaki geçen ve bizim görmediğimiz zamanı anlatma ihtimalleri var imiş. Yani Pedro ile bir sezon daha gidebiliriz gibi bir duyum aldım. Hmm. Adamı gidip kafasını patlatarak öldürmeyecekler yani şu anda. Şimdilik ama şimdilik. Ama o arada da ikili arasındaki ilişki dışında bir şey umarım. Yani bir şeyler yapabilirler. Oraya bir ölçü sokuşturabilirler vesaire. Hani ne bileyim bu arada ben şeyden kesinlikle bahsetmek istiyorum. Üçüncü bölümün güzelliğinden. Yani üçüncü bölüm başlı başına şeydi yani. <laughs> <laughs> apışarası kokuyor demek istedi galiba 3. bölüm başlı başına kendi başına bir filmdi bence yani çok da tatlıydı çok da güzeldi hani böyle dünyanın sonunda bir e, loverın iki bir çiftin e, nasıl yaşayacağına dair falan çok güzel böyle kesitlere birleştirmişler gibi çok tatlı geldi bana üçüncü bölüm Sonu da çok güzeldi. Hani her şey güzeldi. Bayağı bildiğin küçük bir iki cümleden oyunda gördüğümüz, şey yaptığımız, anlayamadığımız bile çok fazla hikayeyi böyle başlı başına çok tatlı bir şekilde anlatmışlar. Baya bir olay oldu. Üçüncü bölümde hemen insanlar şey yaptı. Ay, o neydi öyle? Ne biçim bölüm? Lastofas hayranlarını üzdü falan diye şey yapmışlar. Ben de hiç duymadım açıkçası Lastofas hayranlarının herhangi birinden, herhangi bir yerde şey görmedim yani. Lastofas'a bu yakışmaz diyen hani ne bileyim. Baktım yani şöyle bir Twitter'a, Reddit'e. Belki dizi hayranlarından bahsediyorlardır <laughs> Anlamadım. Ben çok beğendim o bölümü. Bir de insanlarda şöyle bir şey olmuş hani yokluk diye Adamlar birbirlerine yürüdü falan. Yani duydum. Hayır abi adamlar normalde de gay. Yani hani zaten gay'lerdi. Yokluktan gay olmadılar yani. Hani. <laughs> Prison mantığı. <modu. gülüyor> ee, bir de değinmek istediğim mesela dizide benim çok beğendiğim açıkçası lafı bile edilmesine gerek yok belki ama görmediğimiz için bunları gördüğümüzde A oluyoruz. Hani böyle bir post apokaliptik dünyada resources vesaire bir şeyler ararken işte şey silah mermi arıyorlar, şey arıyorlar, bilmem ne arıyorlar. Elinin mesela işte etrafa bakarken bir tampon bulması ya da işte şeydeki gittiğimiz neydi o ablanın adı? Toby'nin Tobin'in Kardeşim, Tony. de Tony, Tony'nin e, Tony. eşinin işte menstruation cup vermesi Eli'ye vesaire gibi. Bunlar mesela hiç düşünülmüyor gerçekten ama yani aşırı bir olay yani bunlar. Öyle bir şey yerde üretimin durduğu hiçbir şey bulamadığın bir yerde bunların ihtiyaç olmasını mesela algılayamayanlar var abi. Deprem zedelere yardım gönderilirken pet istendi diye... Pet çok mu acil diyenler var mesela ve hani bunları görmüyorlar, bunları bilmiyorlar, bunları anlamıyorlar. O yüzden bence böyle küçük küçük böyle şeyleri göstermeleri de çok güzeldi. Ee başka ne diyecektim? Ben bölüm sonunda da biraz şey bekliyordum bu arada. Hani bir tık böyle bir ikinci sezona göz kırpar, bir şey yaparlar falan. Hani başka bir şey verirler gibi. Hani başında bölümün sonunda, ay bölümün başında bir elinin doğum anını annesini vesaire gösterdiler ekstra olarak evet ama sanki böyle bir şey daha bekledim bekledim bayağı bildiğim birebir oyun oldu oyundaki neyse o oldu bölüm sonu ben bu arada şeyi de işte zaten gameplay olarak oynuyordum her bölümden sonra oyunda ne olmuş dizide ne yapmışlar şeklinde birebir aynısı olmuştu aynısını da yaptılar sadece anası dışında. Öyle o beklentimi biraz karşılayamadı son bölüm diyeyim. Ya yani ben senin yükseldiğin kadar yükselmedim 3. bölümü. Ben üçüncü bölüme senin yükseldiğin kadar yükselmedim. Çünkü biraz fazla vıcık vıcık. Nesi vıcık geldi sana? Ben mesela oraya sen de beni koysam birebir oturur gibi düşünüyorum anladın mı? Ya fazla drama <laughs> çekemiyorum ben o kadar dram artık. Benim hoşuma gitti ya. Romantik komedi gibi olsa anladın mı demek istediğimi? Gayet çok romantikti yani. Ama sadece romantik değil işte. Yani çekemiyorum ben. O. <laughs> romantik değil. Şey gibi. de. onun yani. neydi o şeyin adı? English patient. Ha, o, 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 onun onu sevmemesi <laughs> gibi anladın mı ne istediğimi? Yani şeyi de sevmedim. Eliyle neydi o kızın adı? Şeyi mi? Left behind hikayesindeki mi? Hı. Yani onların o muhabbet. Ha bu arada o bölümde alışveriş merkezini full CGI yapmışlar. Önemli çok anladığım bir şey değil benim. Güzel Takdir olmuş ettim. o zaman. Tebrik ediyorum. Takdir ettim. Mesela şey 3 tane ilişki görebiliyoruz şeyde. Hiçbirini o kadar vıcık vıcık yapmıyorlar. Onu anlatabilir mi demek istediğimi mesela. Vıcık neresi vıcık vıcık geldi sana? Ya, ben çok mesela. uzun abi. Bir, bir bölüm boyunca ikisinin hikayesini ya da öbür ikisinin hikayesini görmek bir şey vermiyor bana. Romantik film izlemek istesem açar romantik film izlerim. Yani Tesla ile da romantik bir ilişki içinde. Onu bir bölüm boyunca görmedik. <laughs> to Tony ile onun karısı da romantik bir ilişki içinde. Onu da bir bölüm boyunca görmedik. Yani bir bölüm boyunca oturup bir bölüm bunların boyunca, ilişkileri anlatılacak hikayeleri yani. vardı demek ki diğer ya Tesla Joel'un yok mudur? Hayır hayır. Bill'le işte neydi? Fred miydi adamın adı? Neydi? Frank. Frank. Frank'in işte tanışmaları beraber olmaları, orada bir zaman geçirmeleri, işte sonra bizimkilerle tanışmaları vesaire ve Sonları. hani Tamam belli bizimkilerle tanışmalarına, tanışmalarına hiçbir katkısı yok onların birbirleriyle tanışmalarının. Ama o sondaki mektup direkt şey değil mi? Olmasa ne olur? Nokta atışı. Hayır canım o mektup için bile o bölüm değer bence. Joel'un o mektubu dinlerken ki hani direkt kendi diyor ya hatta mektupta bir hani. Çok biz uyduruk. Biz bu yüzden buradayız. sani. Biz... Çok uyduruk. Hadi ya. Evet çok uyduruk. Ben beğendim ya benim Yani etti. oturdular o kadar birbirleriyle bakışlar kesiştiler, Doğru doğruduruz kelam etmediler. Sonra Joe'la. Ay sadece tutuk. o gördüğümüz yer değil ki onların ilişkisi onlar. Bir akşam oturmalarına gidip gelmişler sonuçta orada Yemedim. bir parçasını gördük. Yemedim. Yıllar geçmiş aradan. Sürekli birbirlerine mal alıp vermişler vesaire. Sadece o gördüğün kesit değil aşkım filmlerde bazı hmm. parçaları gösterir <laughs> onlar. Tamam varsın hadi. Tamam yemedik. <laughs> Bilemedim. Ben beğenen taraftayım burada. Yani ben yine aynı dediğim gibi yani kör göze parmak sokmak için yapılan şeyler. O yüzden olmuyor. Hani. Yapmayın. Gerek ben yok. beğendim yapın. <gülüyor> <gülüyor> tamam senin için yapsınlar. Yani dediğim gibi öyküsüne çok hizmet etmiyor şeyin. Bence. Bence gayet iyi hizmet ediyor. Mükemmel hizmet ediyor. abi. <laughs> Öyle Last of Us böyleydi. E, ikinci sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi yok ama e, gelecek çok belli. O şeyleri falan HBO sözleşmeleri vesaire imzalamış. Bir de şöyle ki izlenme olarak House of Dragon'ı geçmiş HBO şeyinde. Geçebilir. Bayağı da bir rekor kırmış yani. O ama yüzden... şeyden dolayı zaten oyundan dolayı bir kitlesi var ya şeyinde Game of Thrones'tan dolayı bir kitlesi var ama Game of Thrones çok güzel bir şey ve daha yapamadığı için House Vallahi of Dragons'a ilgi adamlar orada şey, böyle, değil. şey adamlar hani bu işi yapan adamlar bakacaklar şöyle sayılara, rakamlara hangisine kadar izlenmiş, hangisine kadar para getirmiş. Hani <laughs> anlar <laughs> <laughs> düz oyunu vardı, yoktu. Öncesi şuydu, buydu. Demeyecekler gel oğlum sen de yap, biraz daha yap. Bu iyi izlenmiş diyecekler. Yani diyecek. Gel ben House of Dragons'ı şu an daha çok merak ediyorum şeyden. Last of Us'tan, ne olacak bir sonraki sezonda diye. Ben ikisini de bekliyorum valla. Okay, gel, ben gelsinle. de bekliyorum ama gelsinle. diğerini daha çok merak ediyorum. Fazla, merak ediyorum. Öyle, Zaten Last of, of Us'ın Us bu sezonunda merak edeceğimiz bir şey yoktu her şey. Biliyorduk yani. Ben yine de bunu dediğim gibi, gibi hani ilk şeyde de dedim ya her hafta biz falan hoşuma gidiyordu. Haftalık izleyecek Hı -hı. bir şeyimiz var falan. Heyecanlanıyordum. Ay hadi bugün de bunu yiyelim falan diye böyle. Şey falan da çok tatlıydı bu arada. Bu şey bölümü. Kaçıncı bölümdü? 7. bölümdü galiba bu ...kötü bir adam vardı hani onunla... eliği hmm. görüyoruz sadece falan. Yamlı. Yam yam adamla olan bölüm. Onu da çok iyi yapmışlar bu arada. O karakteri oynayan oyuncuyu da ben beğendim baya. Sonrasında her şey bitince böyle birbirlerine... ...dayanıp topallıyor topallıyor <laughs> yürümeleri... ...çok tatlıydı. Çok hoşuma ha, gitti. Unutmadan şey söyleyeceğim abi. Yani ilk bölümü konuşurken... ...söylemiştim ya hani en iyi oynayabilecek bu yaş grubundaki en iyi oyuncuyu seçmişler diye. Ne düşünüyorsun sen? Ben çok beğeniyorum bu kızı. Çok başarılı buluyorum. Sen beğenmedin mi? Tamam işte bana ha. onu söyleyecektim. Yani mükemmel iş çıkarmış. Hatta şey dedim ya insanlar hani şey yapmıyor. Ay bu ne alaka falan dediler de o yine 7. bölümde yüzü gözü kanlanınca iyice eli <laughs> oldu falan dedim. Bu saçları maçları dağıldı. Birebir eli oldu yani kız. Bayağı da şey oyunculuk döktürüyor yani. Last of Us böyleydi. Oldu o zaman. Başka birine bu tantanada inş görüşmek üzere.